Yani 146-145'i gördü. Arkadaşlar vallahi güzel bir otobüs modu. Yol tutuşuna bakayım. Ona mı iki teker yaptım? Vallahi iki teker yaptım. Arkadaşlar hepinize selamlar. 10 dakikada mod videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ET8'de efsane MAN otobüs modunu tanıtacağım. Otobüs gerçekten çok şahane duruyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Güzel bir mod yapmışlar. Açıklama kısmında indirme linkini bulup indirebilirsiniz. Hemen sizler de indirip oynayabilirsiniz. Yapmanız gerekenler çok basit. Zaten indiriyorsunuz. Mod klasörünü atıyorsunuz. Oyundan aktif edip direkt oynuyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi nasıl satın alacaksınız? Ben onu göstereyim. Bazı arkadaşlar bulamıyor çünkü. Çekici galerisine gidiyorsunuz. Bakın burada mod bayisine erişin çıkacak. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada zaten otobüs çıkıyor. İstediğinizi alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Buradan tek tek bakmanıza gerek yok. Mod bayisine erişin diyeceksiniz. Zaten baksanız da bulamayacaksınız. Otobüsün içini göstereyim ben sizlere. İçi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Direksiyon ayarı yapabiliyorsunuz. Aynalarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyonu şu şekilde oynatabiliyorsunuz. Hani koltuk ayarı yapabiliyorsunuz daha doğrusu. Çalıştıralım. Dışarıdan bir çalıştırayım, kapatayım. Bakın. Güzel bir çalışma sesi var. Bakın şimdi. Geri vites sesi. Bu şekilde. Arka tarafı bu şekilde zaten. Arka tarafı elektrikli gibi. Stop lambaları elektrikli gibi. Servise doğru ilerleyelim. Bir de hızına bakalım. Ben şu anda otobüsü modifiye ettim. Hani test ettim çünkü. Şimdi Paris servise doğru gideceğiz. Şöyle işaretleyelim abi. Hem de bir yolda hız testi yapalım. Bakalım otobüs nasıl bir yol tutuşuna sahip. Bir de ona sinyale gel. Ay çok çirkin. Arkadaşlar sinyal sesi kanser. Otobüs güzel ama bu sinyal sesi ne ya? Gerçekte de böyle mi bu acaba? Arkadaşlar gerçek hayatta bu otobüsün sinyali bu şekilde mi? Böyleyse inanamıyorum. Şu trafiği de kapatayım ben bir. Şu an 6 vites olarak kullanıyorum ben otobüsü. Ve en yüksek beygirli motor takılı. 560 beygirdi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Serviste zaten bakacağız. Modifiye seçeneklerini sizlere göstereceğim. Otobüs şu an güzel. Gayet güzel kaçıyor bu arada. Çok güzel hızlanıyor. Şu an çok güzel hızlanıyor. Gerçekten çok iyi hızlanıyor. 6. vitesi zorluyoruz şu anda. Bakalım kaç yapacak. ...144... ...145... ...146... ...150'yi görecek herhalde. Hayır. Son hızı 146 diyebiliriz düz yolda. Evet. Yani 146-145'i gördü. Arkadaşlar vallahi güzel bir otobüs modu. Yol tutuşuna bakayım. Ona mı iki teker yaptım? Vallahi iki teker yaptım. Ha demek ki böyle yapıyorlar. Tamam demek ki böyle yapıyorsunuz abi. Şöyle bir de dışarıdan göstereyim. Fena değil. Arkadaşlar gayet güzel bence ben söyleyeyim sizlere. Otobüsü hani single player modunda harita modunda oynuyorsanız single player'da mutlaka kullanmanız gereken bir otobüs modu. Canınız sıkılmaz sürekli değiştirirsiniz. Sizlere tavsiye ediyorum bu otobüs moduyla oynayın. Güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Bu arada sizlere ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Kanalıma abone olup veya abone olmayıp şu anda yeniden abone olacak arkadaşlar ücretli bir şekilde de abone olabiliyorlar. Bilginiz olsun. Abone ol butonun yanına katıl diye bir buton geldi. Oradan size uygun paketi seçip bana destek olabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. YouTube'a yeni gelen bir özellik. Ücretli bir şekilde de abone olabiliyorsunuz. Hem yeni aboneler hem eski aboneler için de geçerli. İki tarafta ister ücretli ister ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz. Haberiniz olsun.
İstediğiniz şekilde destekleyebilirsiniz. Özel emojiler oluyor, logolar oluyor. Yorumlarda zaten göreceksiniz arkadaşlar. YouTube'un yeni özelliği. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada birazcık hastayım. Kusura bakmayın. Arada öksürebiliyorum. Boğazım gerçekten çok fazla ağrıyor. Sizler videosuz kalmayın diye uğraşıyorum. Kusura bakmayın. Şimdiden de çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun mesajlarınız için. Sinyal gerçekten kanser bu arada. Otobüsün yol tutuşuna birazcık daha bakabiliriz. Şöyle bir dönüşüne bakalım. Şuradan bir dönüş yapayım şöyle bir açıktan. Bakalım. Otobüs iyi dönüyor mu? Şu açıdan döner mi acaba bakalım. Çok iyi. Tam istediğim gibi döndü. Tam sıfır döndü arkadaşlar. Şimdi servise girelim. Bir şunu tamir ettirelim. Çekici yapılandırıcısı dedik. Bakın kabin seçeneğinden başlayalım. Neler var neler yok bakacağız. Kabin böyle boş. Boş. Bakın 598 beygir takılıymış. Buradan şimdi 12 vitese geçiyorum. Belki daha hızlı gidebiliriz. Bunu test edeceğiz. Burada renkler mevcut. İstediğiniz rengi yapabiliyorsunuz. Ben sarı yapmıştım. Hani kafanıza göre renk yapabilirsiniz. Mesela şuradan siyah yapalım. Gri yapabiliriz veya birazcık. Hani çok bayık bir renk oldu diyorsanız. Hani kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Lastik seçeneklerimiz standart zaten. Şunları ellemenizi tavsiye etmem. Otomatik geliyor bunlar. Sadece lastiğinizi değiştirin. Arka tarafta neon takabiliyorsunuz. Şunu da kırmızı neon yapalım. Aşağıya mı ekliyor neonu? Tam olarak emin değilim. Bakacağız birazdan. Ön tarafa şöyle bir olay geliyor ama çok kırmızı. Ben sevmedim. İsterseniz yapabilirsiniz. Akdeniz yazıyor. Hani benim pek hoşuma gitmedi. Tabela takabiliyorsunuz. Şurada şöyle bir ufak bir tabela oluyor. Şuraya dikiz aynası veya orta bölüme dikiz aynası geliyor bakın şuraya. Veya HGS pulu geliyor beyaz. Şöyle göstereyim HGS pulu. Hani kafanıza göre modifiye seçenekleri mevcut. Bu çıkmıyor. HGS pulumuz dursun. Çıkartmamıza gerek yok. Başka da ekstra bir seçenek yok zaten. Benim kaçırdığım olabilir mi diye bakıyorum. İçinde ekstra bir seçeneğimiz var mı? İçi de bu şekilde. İçeride de ekstra bir seçenek yok. Haberiniz olsun arkadaşlar. Buraya çanta falan koyuyorsunuz şöyle. Laptop. Yani bunu ayak altında alalım. Onayla diyelim. Çıkalım. Otobüsü simsiyah yaptık zaten. Şu arka stoplar çok iyi bu arada. Arka lastikler de dönüyor bakın bu arada. Şu arka lastikleri gördünüz değil mi? Bu neon tam olarak ne oluyor çözemedim ben. Şimdi 12 vites yaptık. Bakalım bunu test edelim. Bir 12 viteste ortalık biraz karışacak mı acaba? Belki daha hızlı gidecek. 12 vites her zaman daha hızlı gidiyor. Çünkü az önce otobüs gidecek, vites yok. Hani 7. vites olsa gidecek otobüs. Ama vites seçeneği yok maalesef. Gidemedi. Tıkandı. Şimdi anlayacağız zaten. Viraj tutuşları güzel. Ama çok vites değiştiriyor. Ben de onu sevmiyorum mesela. 12 vites olunca sürekli vites atıyor. Hani o olayı sevmiyorum. 11'e attı bile yani. Pek bir seçenek kalmayacak gibi. Dur şimdi buradan bizim sola dönmemiz gerekiyor. Şöyle. Şuradan. Heh. Şuradan sağ yapacağız. Yok sol yapacağız. Hatta ben kestirme yapayım. Şuradan. Anam birazcık olacak o kadar. Hadi bakalım otobüs kaç görecek? 145'i geçecek mi acaba? Buna bakalım. 12 viteste bir fark var mı? 10. vitesi attı bile. 11. Ooo çok erken attı. Büyük ihtimalle aynı şey olacak yine.
Biraz daha gidecek mi? 145. Yok. Arkadaşlar kaldı. Yine ama biraz daha gidiyor sanki. Ama yokuş aşağı gidiyor o yüzden. Oo, burada bir şey olmuş. Adamın tırı yanıyor. Şurada duralım. Evet arkadaşlar, rastgele yol olayları açıkıyor. O yüzden bu şekilde gözüküyor. Adamın tırı yanıyor bu arada. Olaya gel. Evet arkadaşlar, otobüsümüz burada şekil şükür duruyor. Haberiniz olsun. 12 vitesi tavsiye etmiyorum. Sürekli vites değiştiriyor. 6 viteste yardırım bence. Otobüsümüz bu şekilde. Beğendiyseniz açıklama kısmından indirip olabilirsiniz. İndirip oynayabilirsiniz daha doğrusu. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.